Ekranları başında bizi izlemekte olan tüm seyircilerimize mutlu akşamlar. Gündem özel programımız devam ediyor sevgili seyirciler. Bu akşamki konuğumuz Eyüp'ye Belediye Başkan adayımız Sayın Halef Karataş. Evet, yanlış söylemeyeyim. Geçen gün de yanlış söylemiştik. Evet. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Evet. Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen Güneydoğu TV'nin çok kıymetli izleyicilerine, Şanlıurfalılara ve kıymetli Eyüpiyeli hemşerilerime buradan saygılarımı, sevgilerimi, en kalbi muhabbetlerimi arz etmek istiyorum. Herkese hayırlı geceler dilemek istiyorum. İnşallah güzel bir yayın, güzel bir program olacağı kanaatini buradan inşallah taşıdığımı ifade etmek istiyorum. Her şeyden önce 31 Mart 2019 yerel seçimlerimizin ülkemize, milletimize, kentimize ve Eyüpiye'mize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Amin. İnşallah amin. Barış içerisinde, huzur içerisinde, kardeşlik havası içerisinde kazanan ilçelerimizin olduğu, kazanan illerimizin olduğu, kazanan ülkemizin olduğu bir seçim atmosferinin yaşanmasını her şeyden önce dilemek istiyorum. Temennilerimi amin. Arz amin. Etmek istiyorum. Halef Karataş kimdir sorusuna ben şöyle cevap vermek istiyorum. Aslında insanlar kendisini ne kadar ve nasıl tanıtırlar bilemiyorum ama kendimi kısaca ben izah arz etmek istiyorum. Halef Karataş 01.01.1972 tarihinde Şanlıurfa merkeze yakın 8 kilometre mesafedeki Çekçe köyünde dünyaya geldi. Ve 1980 yılı 80-81 yıllarında Eyüpiye merkezinde, Eyüpiye'nin kalbinde olan 12'ler mahallesinde taşındık. Ve ilkokul 3. sınıf, 4 ve 5. sınıfları bugün Eyüpiye'nin kalbi, Eyüpiye'nin ana damarı, can damarı diye nitelendirebileceğimiz Eyüp Peygamber Caddesi üzerinde yer alan Şair Abdi İlköğretim Okulu'nda okudum. Hemen akabinde bugünkü Necmettin Erbakan, Profesör Doktor Necmettin Erbakan İmam Hatip pansiyonunun yer almış olduğu yerde bulunan Şanlıurfa İmam Hatip Ortaokulu ve Şanlıurfa İmam Hatip Liselerinde lise öğrenimi tamamladım. Hemen akabinde 1993 yılında girdiğim üniversite imtihanında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü kazandım. Aynı yıl kayıt işlemlerinin ardından 4 yıllık bir zaman süreci içerisinde bu eğitimimizi de lisans düzeyindeki bu eğitimimizi de tamamlayıp iş hayatına Şanlıurfa'ya, Eyüpiye'mize, kentimize, memleketimize hizmet etmek üzere geri döndük hayırlısıyla. Şunu ifade edeyim her şeyden önce, Halef Karataş üniversite yıllarında başlayan, lise yıllarında başlayan ümmet sevdalısı, millet sevdalısı, halkının sevdalısı olan, yaşadığı kentten bir türlü kopamayan ve ümmete ve millete hizmet etmeyi kendine şiar edilmiş bir kardeşiniz. Üniversite yıllarında bile Milli Gençlik Vakfı'nın kurmuş olduğu belediye yurdunda kalıp Milli Gençlik Vakfı'nın öğrenci temsilciliğini yapan ve üniversitede aynı zamanda üniversite temsilciliğini neredeyse bütün siyasal grupların ortak üzerinde uzlaştığı bir kardeşiniz olarak rektörlük bazında Mühendislik Fakültesi'nin temsilciliğini yapan bir kardeşiniz. O günden bugüne kadar hayat serüvenimiz hep ümmete, hep insanlığa, hep halkımıza, devletimize ve milletimize çalışma hayaliyle, çalışma aşkı ve şevkiyle devam eden bir hayat serüvenimiz var. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet, şimdi hemen konumuza geçelim başkanım. Şimdi geçelim başkan dememin sebebi zaten Halef abi kendisi yıllardır STK'larda başkanlık yapmış, başkan yardımcılığı yapmış diye başkan dedim. Hani yanlış anlaşılmasın, bir aday adayı olmuş diye başkanım demiyorum veya bir vekil aday adayı olmuş diye sayın vekilim de hitap etmiyorum. Bizi o diğer yalaka kesimden kimse karıştırmasın lütfen. Evet. Sizce daha doğrusu siz Eyüpiye'de aday oldunuz. Aday adayı oldunuz. Evet. Kısmet olur size görev verir inşallah. İnşallah. Neden aday oldunuz? Evet. En önemli nokta bu. En önemli nokta bu. Evet, gerçekten can alıcı bir soru bu. Aslında ben bu soruyu programın sonunda gerekçelerini ve nedenlerini ortaya koyduktan sonra neden aday olduğumu, niçin Halef Karataş'ın Eyüpiye'yi yönetmeye, Eyüpiye için çalışmaya, Eyüpiye için böyle bir inisiyatif almaya ihtiyaç duyduğunu programın sonunda aslında
netice olarak söylemek isterdim. Ama madem sordunuz ben ifade edeyim. Şimdi kardeşiniz olarak ifade ettim. Üniversite yıllarımızın hemen akabinde bizler çalışma hayatımıza başladık. İşte yaklaşık olarak 20 yıldır 2000 yılında kendi açmış olduğum şirketin bünyesinde mühendislik faaliyetleri üzerinde özellikle jeoloji mühendisleri olmam, özellikle imar alanındaki imar planına esas jeolojik etütler alanında yapmış olduğum ciddi faaliyetlerim 20 yıl boyunca bunlar aynı zamanda hem hayalimiz hem ilgi alanımız olmakla beraber hem de bizim kazanç kapımız ve bu ülkemize hizmet ettiğimiz uzmanlaştığımız bir alanımız olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir birikimle biz yola çıktık. Bu birikimin tabii ki temelinin arkasında sizin de ifade ettiğiniz gibi sivil toplum kuruluşlarında bizim ciddi projelerimiz, ciddi çalışmalarımız oldu. Evet. Birçok sivil toplum kuruluşunda belki burada ismini zikretmemiz elbette ki doğru olmayacaktır siyasi bir kimlikle. Ama şunu ifade edeyim, birçok sivil toplum kuruluşunda hem üye olarak hem de yönetim kurulu üyesi olarak hem de başkanı olarak hem de başkan vekili olarak çalıştığımız birçok Şanlıurfa'nın ciddi ve ağırlığı olan, özgül ağırlığı olan sivil toplum kuruluşları oldu. Tabii biz hangi sivil toplum kuruluşuna veya hangi hizmet alanına girdiğimiz zaman, kendisini, ülkesine ve milletine hizmet eden kuruluşlara gittiğimiz zaman her şeyden önce biz bir mühendislik kişiliğimiz, analitik düşünce yapımız, proje bazlı ve planlı düşündüğümüz için biz hemen ilk geldiğimiz anda o sivil toplum kuruluşundaki önce o sivil toplum kuruluşlarını dizayn etmekle işe başlıyoruz. Evet. Bunun en önemli örneğini şöyle ben ekranlara da buradan arz etmek istiyorum. Beraberimde getirdim. Bu bizim sivil toplum kuruluşlarında kurumsallaşma adı altında oluşturmuş olduğumuz bir hem projemiz hem de bir sunumumuz. Biz hangi sivil toplum kuruluşuna gittiğimiz zaman ilk önce bunu yapıyoruz. Planlı, projeli çalışıyoruz diyorsun. Planlı çalışıyoruz, projeli çalışıyoruz, kurumsal çalışıyoruz ve bir sivil toplum kuruluşunun memleketine hizmet ederken, ülkesine hizmet ederken veya hitap ettiği kente hizmet ederken bunu hangi yol ve yöntemlerle yapması gerekiyor? Hangi kurumsal kimlikle yapması gerekiyor? Hangi günümüz modern tabir diye ifade ettiğimiz ARGE, hangi ARGE çalışmalar yapması gerekiyor? Hangi inovasyon yöntemlerini kullanması gerekiyor? Nasıl bir misyona sahip olması gerekiyor? Nasıl bir vizyona sahip olması gerekiyor? Biz bunların aslında fikrini ve teorisyenliğini yapmış bir kardeşiniz olarak ortaya çıktı. Aslında ben şunu söyleyeyim. Ben hemen seyircilerime şunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar böyle yakından gözüküyor mu? Evet. Şimdi hiçbir aday adayında ben böyle bir kitapçık görmedim. Onu size söyleyeyim. Yani planlı, projeli çalıştığınız her halinizden belli. Eyvallah. Siz benim görüşüm, yani daha aday adayken bu kadar proje yapıyorsanız ve bu kadar masraf yapıyorsanız size evet. Şunu söyleyeyim. Siz acaba belediye başkanı olursanız veya adayı olursanız neler yapacağınızı aklım hayalim almıyor. Değerli kardeşim, Kenan kardeşim, şunu bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum. İnanın ben bunu sizin gönlünüzden geçen cümleler olarak ifade ediyorum. Evet. Ve Eyyubiye'nin sokaklarında dolaşırken, Eyyubiye'nin caddelerinde dolaşırken bizi sivil toplum kuruluşlarındaki çalışmalarımızdan bilen insanlar bunun gerçekten böyle olduğunu, gerçekten bizim planlı, programlı ve projelere önem veren bir proje kişiliği olan bir kardeşiniz olarak gördüğünü biz biliyoruz. Evet, aynen. Ve bu biz nereye gittiğimiz zaman burada masanın başında masama da getirmiş olduğum gibi işte Halef Karataş Eyyubiye'ye talip olurken, Eyyubiye'nin yönetimine talip olurken acaba bundan önceki hayatında neler yapmış? Proje diyor, hangi projeler yapmış? Plan diyor, hangi planları yapmış? Açalım mı biraz onları işte mesela? Biz, açalım onları beraber. İşte biz bu planları ve projelerimizi sadece hayali olarak değil, sadece söylem olarak değil, sadece sözde ve kelamda kalan şeyler değil. İşte bizim planlarımız, işte projelerimiz yazılı olarak, çıktı olarak bakanlıklarımıza kadar. Aile ve sosyal birazdan içine girdiğimiz zaman geniş geniş açıklamalarını yapacağımız zaman Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, Tarım Bakanlığı'na, turizmle ilgili olan bütün erklere, valiliğimize, büyükşehir belediye başkanlıklarımıza yapmış olduğumuz bütün çalışmaları, projelerimizi, planlarımızı ve hayallerimizi her zaman için paylaştık.
Ve bunu paylaşırken de biz hiçbir zaman bencillik etmedik. Dedik ki bunları biz uygulama alanımız olmayabilir. Ama bunu uygulama alanı olan insanlar alsınlar, bunu uygulasınlar. Bunu ülkemiz için, milletimiz için, Urfa'mız için, Eyyubiye'miz için uygulasınlar diye çaba sarf ediyoruz. Bakın bir örnek buradan ben izninizle arz etmek istiyorum. Şu rapor, Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik raporu adı altında ben bir rapor hazırladım. Sorun ve çözüm önerileri. Evet, sorunları ve çözüm önerileri. Biz bunu çalıştığımız sivil toplum kuruluşlarında Büyükşehir Belediye Başkanımızla oturduğumuz bir toplantıda gece saat 1.30-2'lere kadar, buradan hakkını inkar etmemek lazım. Sayın Nihat Çiftçi Büyükşehir Belediye Başkanımız zahmet ettiler ve saat 1.30-2'ye kadar bizi dinlediler ve şunu söylediler. Keşke Halef Bey, bu sizin yapmış olduğunuz bu çalışmanın bu kadar detaylı, bu kadar ufuklu ve vizyonlu olduğunu bilseydim, ben bütün daire başkanlarımı getirir, beraber bu planlar ve bu projeler üzerinde burada hepsini değerlendirmeye alırdık ve Şanlıurfa'mız için ehemmiyetli ve kıymetli olan projeleri buradan uygulama alanına çekebilirdik diye bir tepkileri oldu. Bu bizim için gerçekten mutluluk verici bir şey. Biz uygulama alanı bulamayabiliriz. Belki Eyyubiye Belediye Başkanlığı nasip olursa elbette ki bu hayallerimizi, bu planlarımızı ve bu projelerimizi hayata geçireceğiz. Evet. Ama uygulama alanı bulamazsak hangi kardeşimiz iş başına gelirse gelsin, hangi kardeşimiz yeter ki ufku olsun, vizyonu olsun, hakkın ve adaletin yanında duran bir insan olsun, Eyyubiyelinin hakkını yemeyen, yedirmeyen olsun, yolla yolsuzluğa karışmayan bir kardeşimiz olsun, Eyyubiye sevdalısı ve aşkıyla, şevkiyle yanan bir kardeşimiz olsun, biz onun yanında duracağız. İlla bir makam, bir mevkiye sahip olmamıza da gerek yok. Biz bu planlarımızı ve projelerimizi onunla paylaşacağız ve uygulama alanına inşallah hep birlikte sahip olacağız. Bakın mesela Tarım Bakanlığı'na sunmuş olduğumuz ve aslında ulusal basında bile yer alan bir projemiz kardeşiniz olarak nedir? Çiftçi katılımlılığı model projemiz. Biz bu projemizle aslında bunu biz Tarım Bakanlığımıza sunduk. Valiliğimize sunduk ve bu projeyle Şanlıurfa'ya ikinci bir kapı hediye ettik. Ne istiyoruz biz bunu? Diyoruz ki biz Şanlıurfa olarak GAP'ın başkentiyiz. Biz tarımın başkenti olan bir kentiz. Pamuk üretiminin, Türkiye üretiminin yarısını karşılıyoruz. Ama biz maalesef ki bakanlığımızın açıkladığı resmi rakamlarla 48 tane vilayetimize tarım işçisi gönderen bir vilayet olarak ne yazık ki. Neden biz proje üretmeyelim? Neden halkımızın şu andaki Türkiye ortalamasının neredeyse iki katı oranında olan Şanlıurfa'nın işsizliğine bir çözüm üretmeyelim? Ya da halkımız işte, neden yolda ölsün? Halkımız, tarım işçilerimiz neden yolda olsun? Evet. İşte bunun kaygısıyla, bunu kendisine dert edinen bir kardeşiniz olarak biz oturduk, hayal ettik, planladık, projelendirdik ve ülkemize ikinci bir GAP olarak hediye ettiğimiz ikinci bir GAP'ı Şanlıurfa'ya hediye edebileceğimiz bir proje geliştirdik. Ve bu projemizi Tarım Bakanlığı'na sunduk. Tarım Bakanlığımızdan da ciddi yanıtlar aldık. Valiliğimize sunduk. Valiliğimiz de bu işin içerisinde gerçekten ciddi dönütler aldık. Ve inşallah önümüzdeki dönemlerde detaylarına girmemek için belki birazdan Eyyubiye'yi biraz daha anlatabilme adına evet. Zaman kalması açısından detaylarına girmeyeceğim. Şöyle ifade edeyim, isterseniz devam edeyim. Tabii, tabii, sivil devam toplum edin. Kuruluşlarında tabii, hani yapmış olduğumuz istemedim. Projeler konusunda. Bakın Şanlıurfa Kent Vizyonu adı altında biz bir çalıştay hazırladık. Ve bu çalıştayın fikir teorisyeni olan kardeşiniz işte yine Halef Karataş'tır. Ve biz burada Şanlıurfa'nın en önemli sorunlarını masaya getirdik. Nedir bunlar? İşte Şanlıurfa'nın gecekonduyla olan mücadelesi. Şanlıurfa'nın bir türlü gerçekleştirilemeyen kentsel dönüşüm projeleri, işte Şanlıurfa'nın imarla alakalı olan ciddi problemleri, Şanlıurfa'nın ulaşım alanındaki, trafik alanındaki karşılaştığı büyük problemler ve Şanlıurfa'nın hakikaten şu anda büyüme hızıyla veya önümüzdeki 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 60 yılda ifade edebileceğimiz kısa, orta ve uzun vadeli projeler üretememesi noktasında bizim çözüm önerilerini sunduğumuz Sayın şu andaki yerel yönetimlerden sorumlu
Sayın Özhasaki'nin de katılımıyla, Sayın dönemin Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakı Baba'nın da katılımıyla ve bütün neredeyse Şanlıurfa'nın milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyelikleri ve Şanlıurfa'nın bütün etkin erklerinin katılmış olduğu o sempozyumda, o çalıştayda biz gerçekten Şanlıurfa'nın sorunlarını masaya yatırdık ve neredeyse Türkiye'de imar barışının belki bizim o sempozyumun, o çalıştayın hemen arkasında açıklanması bizim için gerçekten bir manidar ve ciddi bir hediye niteliği taşıdı. Çünkü biz öyle inanıyoruz ki bu çalıştayınızda kardeşinizin organizasyonunu, fikir teorisyenliğini yaptığı, şehir planlaması, şehir plancıları odasıyla birkaç kez toplantı yapıp, Şanlıurfa'nın mimarlar odasıyla birkaç kez toplantı yapıp, bunun ön hazırlıklarını ve mutfağında çalışan bir kardeşiniz olarak bizim için gurur verici sonuçları ortaya çıkan bir çalıştay ve bir program oldu. Evet. Evet, Hanef Karataş sivil toplum kuruluşundaki çalışmalarında neler yaptı? İşte bakın, malumlarınız Türkiye'de şu anda 3 milyon tane kardeşimiz mülteci konumunda ve bunların yaklaşık olarak 500-600 bini Şanlıurfa'mızda. Evet, yani. Ve Şanlıurfa Ensar şehri olarak muhacir kardeşlerini burada kucaklarken bunun yükünü kendi içerisinde ve kendi bünyesinde taşıyor. Ve bunun özelinde de aslında bunun yükünü en fazla taşıyan maalesef ki Eyyubiye. Evet. Eyyubiye ilçem bu mülteci ve Ensar şehri olması münasebetiyle Şanlıurfa'nın yükünü en fazla taşıyan şehirdir Eyyubiye. Ve biz bu minvalde işte diyoruz ya Şanlıurfa'nın ve Eyyubiye'nin bütün sorunlarını biz kendimize dert ediniyoruz. İşte bu sorunu da biz kendimize dert edindik ve bu manada biz Şanlıurfa'ya katkıda bulunsun diye mülteci kardeşlerimizin entegrasyonunu, eğitimini, işte onlardan maksimum bir şekilde faydalanabilme adına onlarla ilgili 8 tane büyük proje hazırladık. Ve bu projelerimizin çok önemli iki tanesini belki burada ben zikredeyim isimlerini, hiç önemli değil. Almak isteyen, kullanmak isteyen kardeşlerimiz alsınlar, kullansınlar. Bu projelerimizde eğitimden mesleki eğitime kadar, dil eğitimlerine kadar, mesleki kursların kazandırılmasına kadar çeşitli projelerimiz var. Ama bunların biz önemsediğimiz en önemlisi ve belki de birazdan Eyyubiye ile alakalı çalışmalarımızda Eyyubiye'nin kent kimliği, Eyyubiye'nin medeniyetler tarihi içerisindeki konumu, şehirleşme içerisindeki nasıl bir kent kimliğine sahip olması noktasındaki vurgularımızın da altını çizebileceğimiz iki tane ana projesi şuydu. Biz ne dedik? Dedik ki taşı yaşat ki insan yaşasın. Ve bunu şunun için söyledik. Şanlıurfa, Urfa taşıyla meşhur olan bir kentimiz. Ve Urfa taşının sanatıyla örülmüş bir kentimiz. Ve bunun içerisinde de aslında Eyyubiye'mizin ta bugün şu andaki sınırı köprü başından tutun da Haşimiye, Harran kapıya, Bey kapısına, Samsat kapıya kadar olan antik şehir dediğimiz, eski Urfa dediğimiz, Urfa'nın kalbi dediğimiz, Urfa'nın kültürel hazinesi dediğimiz Eyyubiye'nin aslında imarını ve kimliğini oluşturan ve o kimlikte ana unsur olarak teşkil eden o taştır aslında. Urfa taşı dediğimiz taştır. İşte biz o taşla hayat bulan, o taşla Urfa'nın mimarisinin hayat bulduğu o taşı biz şöyle tasarladık. Dedik ki Şanlıurfalı taş işçilerimizle taş işçiliğinin Suriye'de ve özellikle Halep'te, Rakka'da çok iyi oldu. Çok iyi olan ve maksimum seviyelere ulaşan o taş sanatını, motifleri biz Urfa ve Suriyeli kardeşlerimizi, taş ustalarımızı bir araya getirelim. Onlara eski Urfa evlerimizden onlarca elimizde bulunan eski örnekler. Urfa evlerimizi örneklerini verelim. Bu insanlar orada hem Şanlıurfa'ya kalıcı eserler bıraksınlar, özellikle Eyyubiye'ye kalıcı eserler bıraksınlar, hem de bu sanatlarını paylaşarak adeta geleceğe bir medeniyet inşası ortaya koyalım diye düşünerek böyle bir projeyi ortaya koyduk. Bunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na sunduk ve bunu bakanlıktan da seçilen projelerimiz içerisinde de bir numaralı olarak seçilen projelerimiz arasında yer aldı. Allah razı olsun. Şunu ilave etmeme izin verin. Bu projelere ilave olarak biz şunu söyledik. Biz dedik ki bizim aslında söylendiğimiz bu Mezopotamya
topraklarında inşa edilen medeniyetler ve bu Mezopotamya topraklarındaki insanlar, Kürdüyle, Arabıyla, Türküyle burada yaşayan bu insanların aslında kullandığı gönül dili, aslında kullandığı iman dili hepsi aynıdır aslında. Evet. Her ne kadar söylediğimiz cümleler, nameler bazen Türkçe, bazen Kürtçe, bazen Arapça olarak söylense de aslında bu namelerin çıktığı yürek aynı. Aynı. Aynı yürek dilinden ortaya çıkan nameler. İmanı aynı. Evet. Ve biz bunu şunu düşündük. Dedik ki bizim bu inşa edeceğimiz bu alanlarda biz işte Türkiye'den ve Suriye'den gelen kardeşlerimiz Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle bir araya gelsinler. Müzisyenlerimizi bir araya getirelim. Ve bunlar ortak besteler kurgulasınlar. Ve ortak nameleri söylesinler. Aramızda nifaklar koymaya çalışan insanlara, müfsitlere biz yer vermeyelim. Evet. Ve bu gönül köprüleri kuralım bununla. Ve biz bunun adını da şöyle koyduk. Biz gönül köprüleri, müzikle gönül köprüleri kuralım projesi adı altında koyduk. Ve şunu ben söyleyeyim değerli kardeşime. Eğer Eyyubiye'de bu görev bana tevdi edilirse, belki de bu ilk uygulayacağım projelerden birisidir. Malumlarınız belki ismini bile aslında zikretmekten imtina edeceğimiz, geçmişte kalan ve hiç üzerindeki o tozları ve küllenmeleri hiç kaşımaya gerek duymadığımız bazı olumsuz hadiseler yaşandı. Ama şunun bilinmesini istiyoruz ki, genelde Şanlıurfa ve özelde Eyyubiye, TÜİK verilerine göre bile Türkiye'nin üçüncü huzur kenti. Aynen. Evet. Yani Eyyubiye huzurun ve kardeşliğin ortak yaşandığı bir kent. Bugün mülteci kardeşlerimizin, muhacir kardeşlerimizin yaşadığı Ensar kenti olan Eyyubiye aslında medeniyetlerin ortak dili olan, ortak yaşandığı ve canlı olarak kültürüyle, mimarisiyle, müziğiyle, hayat tarzıyla, giyimiyle gerçekten beraber bu ortak yaşandığı bir kent. Evet. İşte bana diyorsunuz ya, neden Eyyubiye? Ya işte biz Eyyubiye'nin gerçekten sevdalısıyız. Evet. Gerçekten Eyyubiye'yi bir aşk derecesinde seviyoruz. Eyyubiye'de büyüdük, Eyyubiye'de yaşadık. Ve Eyyubiye'de inanın şuna söylüyorum, biz askerliğimizin dışında, eğitim dönemlerimiz dışında ve iş seyahatlerimizin dışında biz zamanımızın büyük bir kısmını biz Eyyubiye'de yaşadık. Ve Eyyubiye'de yaşamaya devam ediyoruz. Ve Eyyubiye'de bir gün biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Hani diyorsunuz ya, evet, belediye başkanı adayı olan arkadaşlarımızın hepsi bu yola çıkmışlar. Hepsine başarılar diliyorum. Eyyubiye'de 32 tane kardeşimiz, pırıl pırıl kardeşimiz, gerçekten hepsi de Eyyubiye'ye sevdalı olan kardeşlerimiz. Ve hepsine de ben bu konuda inanıyorum ki hepsi vatan ve millet sevdalısı, Eyyubiye sevdalısı. Evet. Ama şunu bilmek gerekiyor. Gerçekten yaşadığınız kente, inandığınız kente hizmet etmeye talipseniz, hakikaten sizin o kentte belli kriterlere sahip olmanız gerekiyor. İşi yani, eline vermek lazım. İşini eline vermek gerekiyor. Hani bizde bir söz var, evet, işini ehline vermek lazım ki işin ehli işin hakkından gelsin. Ve işin ehli işin hakkından geldiği zaman ortak başarı ortaya çıksın. Evet. Ve biz şunu ilave etmek istiyorum ben. Belki de Eyyubiye'ye böyle hızımızı almışken devam edelim isterseniz. Tabii, devam edin, devam edin. Evet. Projeniz var diye ben kesmek istemedim. Daha soracağım sorular çok. Eyvallah. Eyvallah. Şunu ifade edeyim. Biraz da Eyyubiye'ye aslında birazdan giriş yapacağız ama Eyyubiye'ye ve Şanlıurfa'ya ben şöyle medeniyetler ve şehirler tarihi açısından bir bakış dağıtmak istiyorum. Aslında biz yaşadığımız kentin, yaşadığımız ilçenin ehemmiyetini ve kıymetini ne kadar biliyoruz? Bu soru çok önemli. Evet. Bu soru çok önemli. Yani Eyyubiye'yi biz şunu bilmemiz lazım. Eyyubiye belki peygamberlerin atası ifade edilen, dinlenen atası ifade edilen, İbrahim Aleyhisselam'la başlayan, Eyyub Aleyhisselam'la başlayan, başta ifade edeceğimiz peygamberlerle işte peygamberler diyarı diyoruz. İşte evliyalar diyarı diyoruz. Müceddidler diyarı diyoruz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri gibi Eyyubiye'de yaşamış ve Eyyubiye'de vefat etmiş, Eyyubiye'de defnedilmiş gibi değerlerimiz var. Dede-i Osman Avnilerimiz var. Ve daha bugün sayabileceğim onlarca bizim büyüklerimiz var. Ve Eyyubiye ve Şanlıurfa, genelde Şanlıurfa ve özelde Eyyubiye, her zaman şunu bilmemiz gerekiyor. Hak ve batılın mücadelesinin cereyan ettiği bir kent olarak karşımıza çıkıyor. Evet.
Ve hiçbir zaman Eyyubiye batılı bünyesinde barındırmış bir kent değildir. Evet, her zaman için hak galebe çalmıştır ve batılı zalimleri bünyesinden adeta söküp atmıştır bu topraklar. Ve şunu ifade edeyim, biraz önce ifade ettim. Eyyubiye içerisinde bulundurmuş olduğu birçok demografik yapı ve kültürel yapının beraber yaşadığı, barış ve huzurun içerisinde yaşadığı bir kent. Biz Eyyubiye'de belki işte adliyelere yansıyan birçok konuyu bizim örfümüz, adetimiz ve geleneklerimizin, büyüklerimizin sözleriyle çözümlendiği bir kent. Eyyubiye bugün Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan bir ilçesi iken, bizim Eyyubiye'de büyüklerin sözünün dinlendiği ve büyüklerin sözlerinin her türlü problemi çözdüğü bir kentimizdir Eyyubiye. Ve Eyyubiye, şu cümleyi özellikle altını çizmek istiyorum. Eyyubiye, evet mekteplisi az olabilir ama bilgesi çok olan bir kenttir Eyyubiye. Ve Eyyubiye belki zengini az bir kenttir, az bir ilçedir. Ama Eyyubiye hakikaten cömertliği dillere destan olmuş, kitaplara destan olmuş, kültürlere ve Türkiye'ye örnek olmuş bir ilçedir Eyyubiye. Dolayısıyla biz bu minvalda Eyyubiye'ye talip olan bir kardeşiniz olarak yarın Eyyubiye'nin bize tevdi edilmesi durumunda görevin bizim geldiğimiz zaman bu minvalda yapacağımız o kadar çok projelerimiz var ki, o kadar ciddi, o kadar planlı ve projelerimiz var ki birazdan bunları inşallah beraber bir şekilde sizin sorularınız doğrultusunda da inşallah bunları ifade edeceğim. Bu minvalde son bir cümle ifade edip size soru sorma izni vereceğim. Tabii buyurun, sağ olun. Şunu ifade edeyim. Bu kadar değeri bünyesinde bulunduran bir ilçemiz, bu kadar değeri kültürel hazinemiz diye ifade ettiğimiz bir ilçemiz, dini turizmin merkezi diye ifade ettiğimiz, inancın merkezi olarak diye ifade ettiğimiz, aşkla, şevkle, Eyyubiye, Şanlıurfa'nın bir mozaiği, Şanlıurfa'nın bir dokusu ve Türkiye'nin bir dokusu olan bir ilçemiz, neden belediyecilik anlamında, neden plan ve proje anlamında hak ettiği fiziki bir yapıya neden sahip olmasın? Evet. Neden ulusal standartta bir belediyecilik hizmetine sahip olmasın? Neden Eyyubiye, bırakın ulusal standartları, neden uluslararası standartlara sahip olan bir yerel belediyecilik anlayışına hakim kılmayalım ve Eyyubiye'mizi adeta kadim kentten diye bizim bu başta şey olarak evet, kullandığımız, slogan olarak kullandığımız kadim şehirden modern Eyyubiye diye ifade ettiğimiz ve sloganlaştırdığımız hayalimizin, aşkımızın, sevdamızın olan kenti neden bunları hak etmiyor mu? Neden? Elbette ki hak ediyor. Evet. Ve biz bunları sağlayabileceğine inanan bir kardeşiniz olarak, bir mühendis kimliğine sahip olan bir kardeşiniz olarak bugün eğer biz Eyyubiye'nin yönetimine ben de varım diyemiyorsak, tribünlerden izlemeye devam edersek bu gerçekten bizim için altından kalkamayacağımız bir vebaldır. Tabii. Bu bizim için bir zuldür. Bu bizim için kabul edilemez bir gerçekliktir. Bunu tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Gerçekten bir gün Eyyubiye'ye, ben Eyyubiye'yi yönetebilirim, bu kente yön verebilirim, bu kenti geleceğe taşıyabilirim, İnancı ve şevki olan kardeşlerimizin sahaya inip bu uğurda bu mücadele etmesinin tam da bir gün zamanı gelmiş ve geçiyor artık. İşte biz de bunun zamanının gelmiş olduğuna inanın bir kardeşiniz olarak sahaya indik ve bir gün bunun mücadelesini biz veriyoruz. Biz Eyyubiye'yi gerçekten, biraz önce ifade ettiğim kadim bir şehir olan Eyyubiye'yi biz geleceğe modern bir Eyyubiye yapma, modern standartlara sahip olma ama kendi öz kültüründen, kendi kent kimliğinden, kendi kadim kent kimliğinden koparmadan geleceğe taşımak isteyen bir kardeşiniz olarak Eyyubiye'ye talip olduk. Öyle bir güzel konuşuyorsunuz ki ben hiç araya girmek istemedim Halif abi. Onu sana evet, açık söyleyeyim. Evet. Ama şunu da söyleyeyim. Eyyubiye ilçesi dediğimiz zaman Hazreti İbrahim'in teslimiyeti, Hazreti Eyyub'un sabrının temsilcisidir aslında. Evet. Siz kesinlikle mesela oluşturmuş olduğunuz bu kitapçıkta kadim şehir, modern Eyyubiye demişsiniz. Evet. Rabia modeli demişsiniz. Rabia modeli nedir evet, efendim? Evet, şunu ifade edeyim. Şimdi biz şunu, biz yola çıktığımız zaman şunun bir araştırmasını yaptık. Yani kamuoyunda
İnsanlarımız yönetimlerde, insanlarımız, Şanlıurfalımız, Eyyubiyelimiz yerel yönetimlere şöyle bir baktığı zaman hangi aksaklıkları görüyor? Yerel yönetimlerin neresinde olmak istiyor? Yerel yönetimlerde nasıl bir etki? Yerel yönetimlerde nasıl katılmak istiyor? Biz bunu gözlemledik. İnsanlarla konuştuk. Fikirlerini aldık. Ve bu yolda kendi tasarladığımız, belki de öyle inanıyorum ki, sadece Eyyubiye için değil, sadece Şanlıurfa için değil, belki de ben öyle inanıyorum ki, detaylı incelendiği zaman ve bu profesyonel bir çalışmayla Türkiye'ye AK Parti'mizin, Adalet ve Kalkınma Parti'mizin, Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderimizin ifade ettiği istikamette yürümeye çalışan tüm yerel yönetimlerimizin adeta önünü açan, halkla bir araya getiren ve halkın belediye başkanlarımıza, yerel yönetimcilerimize karşı olan tepkilerini en asgari seviyeye indirecek olan bir model olarak tasarladık. Biz bu modelle bunu hedefledik. Biz bunun çok önemli ayakları var. Bunun ayaklarının en önemlisi şu. Biz yerel yönetimlerde Rabia modeli dediğimiz zaman birinci ayağını biz katılımcı model olarak ifade ettik. Evet. Katılımcılıktan kastımız nedir? Katılımcılıkta şimdi insanlarımız şunu düşünüyor. Diyorlar ki bize ve yerel yöneticilerimiz ve belediye başkanlarımız birçok hizmetlerde bulunuyorlar. Her bu memleket için, bu ülke için bir taş üstüne taş koyanın hep bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Evet. 2002 yılından bugüne kadar AK Parti belediyecilikle, AK belediyelerle tanışan bütün kentlerimiz, ilçelerimiz adeta bir çağ atladı. Ama geldiğimiz noktada gerçekten insanlarımız bazı noktalarda artık sanki sistemin dışına itilmiş, sanki bazı alanlarda bu sistemin, bu çalışma sisteminin dışında kalmış gibi görünüyor. Özellikle ben buna Eyyubiye bağlamında şunu söylemek istiyorum. Eyyubiye, şöyle Şanlıurfa'nın siyasi tarihine bir baktığımız zaman her seçimde neredeyse Şanlıurfa'nın yükünü sırtlayan bir ilçedir aslında. Evet. Ama neredeyse her zaman da şu vaka karşımızda, şu algı karşımızda, Eyyubiye kenar mahalledir. Eyyubiye kendi kaderine terk edilmiş. Eyyubiye bir kenar mahalle algısından bir türlü bu algıdan çıkamamış. Kurtulamış. Bu kabuğunu kıramamış. Geleceğe yönelememiş. Bugün işte %85'i gecekonduyla mamur olmuş bir ilçeden bahsediyoruz. Ve Eyyubiye bu yapısından bir türlü çıkamayan bir ilçe. Dolayısıyla yerel yöneticilerimiz ve belediye başkanlarımız bunları yaparken halkımızı ne kadar önemsiyor? Buna bakmamız lazım. Biz de şunu söyledik. Dedik ki biz halkımızı, milletimizi önemseyeceğiz. Biz belediye yönettiğimiz zaman halkımızla beraber yöneteceğiz. İşte halkımızın, milletimizin temsilcileri var. Kanaat önderlerimiz var. Muhtarlarımız var. Odalarımız var. Sivil toplum kuruluşlarımız var. Bizim birazdan belki değineceğimiz, işte bizim kuracağımız bağımsız kent konseylerimiz olacak. Bizim birazdan belki biraz daha detaylı ifade edeceğimiz çocuk platformlarımız olacak. Bizim kadın platformlarımız olacak. Ve biz neredeyse ilçe teşkilatlarımız var, il teşkilatımız var, gençlik kollarımız var, kadın kollarımız var. Bugün halkımız neden, ben şuna en basit bir soruyla ifade edeyim. Bugün Şanlıurfa'daki veya Eyyubiye'deki herhangi bir kardeşim herhangi bir sorunu için neden bugün eğer görev bize tevdi edilirse ve Eyyubiye Belediye Başkanı olarak Halef Karataş seçilirse neden belediye başkanı olarak Halef Karataş'a direkt telefonla arama ihtiyacı hissetsin? Cevap vermiyorlar abi. Yani alışmışlar, insanlar hep böyle belediye başkanları görmüş. Hep böyle idareciler görmüş. Mesela bizim sayın valimiz gelmeden önce valinin kapısı genelde halka kapalıydı. Ama şu an sayın valimiz geldikten sonra kapı tamamen açıldı. Halkımız gidip direkt valimize bütün sıkıntılarını rahatlıkla anlatabiliyor. Birebir görüşebiliyorlar. Yani hep böyle seçilen kişiler, onları seçen kişilere tepeden baktı. Kibirle baktı. Bundan dolayı aslında. Şunu ben ifade edeyim Kenan Bey. Aslında yani biz de bizim ortaya koyduğumuz bu yerel yönetimde Rabia modeli
bu sorunların hepsini aslında ortadan kaldıran bir model. Şimdi vaktimiz az kaldı Halef abi. Şunu söyleyeyim. Hani biraz daha projemizi böyle açarsak daha evet, iyi olur. Evet. Yani son 10 dakikamız, o yüzden söylüyorum. Öyle mi? Evet. O zaman şeyini söyleyeyim daha. Anlatacak çok şey var. Belki sabaha kadar anlaşsak projeleriniz bitmez. Evet. Allah zaman, sizden razı olsun. Sizden şimdi de şöyle söyleyeyim. Şimdiye kadar yani ben şahsen belediye başkanı olmuş olsam sizin gibi bir kardeşimle, bir abimle rahatlıkla çalışırım. Gel kardeşim sen yani illa belediyenin şeyi, personel olman şart değil. Gel ekibimde yer al. Gel bana destek ol. Projelerini ben hayata geçireyim. Ki sen evet, de öyle bir insan değilsin. Evet. Hani bilgileri rahatlıkla aktarabilecek bir kişiliğe sahipsin. Paylaşımcı evet, bir kişiliğin var abi. Eyvallah. Hani yakından tanıdığım için söylüyorum ben. Eyvallah. Keşke seni şimdiye kadar Urfa için bir kazançsın aslında, değerlendirmiş teşekkür olsalardı. Ederim. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Bizim gibi inşallah memleket ve millet sevdalısı çok kardeşimiz var. Onlar da eminim ki en az bizim kadar memleket sevdalısı ve en az bizim kadar gayret ediyorlar. Evet. Ama biz de işte biraz da önce ifade ettiğim gibi inşallah biz illa memleketimize hizmet ederken illa bir makama ve mevkiye gelmemiz gerekmiyor. Biz hangi konuma gelmişsek, mevcut hiçbir iş adamı olarak bile, bir normal sıradan bir vatandaş olarak bile kentimize, ülkemize ve memleketimize biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Evet. Ama bir gün bu göreve talip olduk. Bu görev bize tevdi edilirse bu birikimlerimizi, biraz önce ifade ettiğim birikimlerimizi elbette ki ilçemiz için sarf etmeye, milletimiz için sarf etmeye biz devam edeceğiz. İsterseniz yeniden ben şeye döneyim. Bizim bu kitaplaştırdığımız yerel yönetimde evet, Rabia modeli diye ifade ettiğimiz ve Gizem'le belki de izleyicilerimizin merak etmiş olduğu programımıza biraz açıklık getirmek evet, istiyorum. Rica etsem abi. Biz bunun en önemli ayaklarından katılımcılık dedik. Biz halkımızı ve milletimizi gerçekten yönetimlerimize katılımımızı sağlayacağız. Ve halka rağmen biz bir şeyler yapmaya çalışmayacağız. Biz neyi yapmaktan ziyade, neyi yaptığımızdan ziyade nasıl yaptığımızın üzerinde önemli duracağız. Şeffaf yaklaşım demişsiniz mesela. Mesela ona birazdan geleceğim. Biz evet, hani vaktimiz az ya. Herhalde, o yüzden hani evet, birazdan beni biraz şey etmeye çalışıyorsunuz. Evet. Şunu ifade edeyim, biraz önce ifade ettiğiniz katılımcılıktan kastımız şu. Biz mesela Eyyubiye'de yarın görev tevdi edilmesi durumunda meclis üyeliklerimizi Eyyubiye'nin her kesimine, ortak değerlerimiz olan bütün gruplara eşit bir şekilde ve liyakati ön planda tutarak dağıtmaya çalışacağız. Evet. Ve bu şekilde biz Eyyubiye'mizin çalışmalarında halkımızın da katılımını sağlayacağız. Şeffaf yönetim diyoruz. Bunun en önemli ikinci ayaklarından bir tanesi şeffaflık diyoruz. Belediyenin ne yapmaya çalıştığınızı milletimiz bir defa bilecek. Dolayısıyla siz bir şeyler yaptığınız zaman kapılarınız sürekli milletin denetimine açık olacak. Bizler mesela belediye meclislerimizin çalışmalarını, bu benim eğer seçilmem durumunda ve göreve gelmem durumunda ilk yapacağım şeylerden birisidir bu. Belediye meclis çalışmalarımızı biz sizin gibi TV'lerimize, yerel televizyonlarımıza açık hale getireceğiz. Canlı vereceğiz diyorsunuz. Canlı vereceğiz. İnsanlarımız, milletimiz Eyyubiye'li, Eyyubiye Belediye Başkanı veya göndermiş olduğu meclis üyesi arkadaşlarımız onun için ne yapıyor? Onun için nasıl bir gayret sarf ediyor? Gerçekten onun için çalışıyor mu? Yoksa sadece rozeti takıp oraya oturmaya mı gitmiş? Bunu denetlemeye, hassasiyetini denetleme durumunu biz milletimizin önüne açık ve seçik bir şekilde yayınlanmasını sağlayacağız. Abi şöyle yapar mısın mesela evet, bir projeyi belediye meclisine sunmadan önce halka sunar mısın? Bu belki de bizim sözü siz benden almış oldunuz ama inanın hani aklın yolu birdir. Evet. Yani şeffaf olan, hizmet sahibi olan, hiçbir insanla ve milletine karşı gizlisi saklısı olmayan bir insanın aslında yapması gereken en baştaki şey bu. Biz şunu yapacağız. Bütün projelerimizi önce fikir projesi haline getireceğiz. Bunu kamuoyunda paylaşacağız. İnsanlarımızın beğenisine sunacağız ve insanlarımız bunun üzerinde bizi yönlendirecekler. Örneğin şu projeyi Sayın Başkanım burada uygulamayın, şurada uygulayın. Şu projenin şu aksak yönü var, şu artı yönü var, şu eksik yönü var. Bu projemizi şöyle değil de böyle yapın gibi
Biz bu dönütleri alacağız. Fikir projelerine dönüştüreceğiz. Ve bu fikir projelerini önce halkımızla paylaşacağız. Bunlar hayat bulduktan sonra biz bunları meclislerimizden geçireceğiz. Büyükşehir Belediye'mizle ortak yapmamız gereken projelerimizi büyükşehir meclislerimize taşıyacağız. Ve bunların Şanlıurfa'mız, Eyyubiye'miz için geleceğine taşıması için Eyyubiye için uygulamaya önemli gayret göstereceğiz. Böyle bir durumda aslında israftan da kaçmış oluyorsunuz aslında, değil mi? Kesinlikle. Yani bu şunu söyleyeyim. Biz mesela bugün israf diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz şu anda neredeyse bütün alanlarda israfı önlemek üzere tasarruf tedbirleri uyguluyorlar. Bizler belediye olarak biz bunları en başta bunu israfı yaparken biz aslında şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bizim belediye kaynaklarımızı ne kadar verimli kullanırsak biz o kadar israftan kaçınacağız ve belediye kaynaklarımızı kentimize ve ilçemize gerçekten hizmet edebilecek seviyede ve maksimum kalitede bir hizmet ortaya koyacağız. Ama ben buradan bir örnek arz etmek istiyorum. Televizyonla dinledim. Tunceli Belediye Başkanımız, şu andaki Kayyum Belediye Başkanımız. Şunu ifade etti. Çok güzel bir mesire alanı ve bir kent bahçesi alanı kurgulamıştı. İçerisinde köprüler var, yeşil alanlar var, mesire alanları var. Şunu söyledi, dedi ki biz ihaleye çıktık ve bu ihalede bu projemiz yaklaşık olarak 120 milyon TL civarında bir paraya tekabül etti. Ama dedi ki biz inisiyatif aldık, bunu kendi kaynaklarımızla yaptık ve bunu biz 35 milyon TL'ye mal ettik. Bakın 120 milyon TL nerede? 35 milyon TL nerede? 85 milyon TL. Yani dörtte bir oranında bir tasarruf sağlanmış durumda. Evet. İşte bizim aslında üzerinde durduğumuz ve bizim bu alanda özellikle altını çizdiğimiz şey şu. Biz 400 bin nüfuslu bir ilçeden bahsediyoruz. Ve bu 400 bin nüfuslu ilçemizin bütün geliri aslında bu kentimizin, bu ilçemizin bütün sorunlarını çözmeye yeterli bir kaynağa sahiptir. Evet. Ve biz Eyyubiye'mizde birçok yeterli hazine alanlarımız var. Birazdan belki ifade edeyim, zaman kalır mı bilmiyorum zamanımız artık. Zamanımız kalmadı abi, son 5 dakikamız. Eyvah diyorum. Yani şöyle söyleyeyim, anlatacak çok şeyimiz var. Evet. Vaktimiz kısıtlı. Yarın bir de şey var, temal yoklaması var. Evet. Ondan da bahsedeceğiz. O yüzden dolayı hemen abi o böyle... O zaman kısaca ben... Evet, rica etsem. Kısaca son cümleler olarak şunu ifade edeyim. Biz belediyeye geldiğimiz zaman önce, her şeyden önce biz sorgulayıcı bir belediyecilik anlayışını getireceğiz Eyyubiye'ye. Ve Şanlıurfa'ya da bu örnek olacak. Nedir bu? Biz şunu söyleyeceğiz. Biz bakacağız. Eyyubiye'ye veya Şanlıurfa'ya gerçekten mevcut imar planımız, bizim sahip olduğumuz ve Türkiye'nin neredeyse her yıl iki katı oranında büyüyen, işte 19.2 genç nüfus oranıyla Türkiye'nin ve Şanlıurfa'nın en büyük genç nüfusuna sahip olan bir ilçesi, nüfus artış hızı itibariyle Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin en hızlı gelişen ilçesinin ihtiyacına cevap veriyor mu, vermiyor mu? Biz ona bakacağız. Maalesef şu andaki cevabımız maalesef'tir, cevap vermiyor. Evet. Dolayısıyla biz ilk üzerinde duracağımız şey Eyyubiye'ye bu ihtiyaca cevap verebilecek imar alanlarının oluşturması noktasında ciddi çalışmalar ve planlamalara gideceğiz. Bunu büyükşehir belediyemizle, büyükşehir meclislerimizle senkronizasyon içerisinde ve eşgüdümlü olarak bu projeleri hayata geçirmeyi en önemli hedefimizdir. Ve biz şunu sorgulayacağız. Diyeceğiz ki biz eğer şu anda liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye 2023 kısa vadeli, 2053 orta vadeli ve 2071 vizyonlarını karşımıza çıkmışsa ya biz belediye olarak, yerel yönetim olarak biz hangi vizyonu, hangi hedefi önümüze koymuşuz? Böyle bir hedefimiz var mı? Bizden sonra gelecek olan belediye başkanlarımızın aslında hiç planlamaya bile gelmesine gerek yok. İşte bu kardeşiniz bu heyecanla, bu aşkla, bu planlama sevdasıyla şunu söylüyor aslında. Ben Eyyubiye'ye geldiğim zaman ben ikinci bir defa Eyyubiye'ye belediye başkanı olmak için hiçbir çabanın ve gayretin içerisinde olmayacağım. Çünkü neden olmayacağım? Ben adeta Tarık Bin Ziyad'ın gemileri yaktığı gibi Eyyubiye'ye belediye başkanlığı yapacağım.
Ve gemileri yakarak aslında Eyyubiye'nin geleceğine bir vizyon kazandırmak istiyorum. Eyyubiye'nin 2053 vizyonunu oluşturacağım. Eyyubiye'nin 2071 vizyonunu oluşturacağım. Benden sonra gelecek olan belediye başkanlarımız, adaylarımız kim gelirse gelsin. Önünde yapacağı çalışmaları hazır bulacak. Tak 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 hepsinde günübirlik bir şekilde önüne geldiği gibi çalışmalar yapacak. Ve sadece kendisinin uğraşacağı şey belki de sosyal projeler olacak. Eyvallah. Bugün şunu ifade edeyim bakın. Siz Eyyubiye'nin bugün Eyyubiye'ye dolaştığınız zaman, çamurlu yollarında dolaştığınız zaman, kanalizasyonu olmayan bir mahallelerimiz, kendi suyu şebekesi olmayan mahallelerimiz olduğu zaman, bugün en ufak bir selde çıkılamaz halde olan bir ilçe konumunda mahalleleriniz varken, bugün gerçekten eliniz ve ayağınız bağlanıyor. Sosyal proje bile yapamaz duruma geliyorsunuz. Ama bizim mesela hedeflerimiz içerisinde adeta bizim şu andaki, bakın kitapçığımızda da bahsettiğimiz gibi onlarca, 14 tane bizim sosyal projemiz var. Biz sosyal projelerimizde adeta vatandaşlarımıza hoş geldin bebek projesinden tutun da yaşlılarımıza kadar, engellilerimize kadar, yetimlerimize kadar, dezavantajlı bütün kesimlerimize, gençlerimize kadar birçok projelerimizi hazırlamış ve bunları hayata geçirmek için inanın ki gün savuyoruz. İnanın ki onun heyecanıyla ben gerçekten büyük bir heyecan yaşayarak bunları söylüyorum. Ben o heyecanı şu an gözlerinizde hissediyorum aslında. Ve bizi izleyen tüm seyircilerimiz de eminim ki benim kadar samimiyetinizi hissetmiştir. Rabbim bu yolda yar ve yardımcınız olsun inşallah. Allah razı olsun. Yarın teamül yoklaması var. Saat 10'da. Hiç vaktimiz kalmadı. Bir iki dakika aslında yani girmek istediğim ve anlatmak istediğim Eyyubiye'ye gerçekten giremedim. İnşallah. Ama o zaman şöyle söyleyeyim yapalım. Başkanım. Bir sonraki programımızda çünkü en az size 2 saat vereceğim. En az 2 saat. İnanın Eyyubiye ile alakalı, Eyyubiye'nin imarı, kentsel dönüşümü, gecekondu ile olan mücadelesi, Eyyubiye'deki uygulayacağımız birçok, belki şu burada izin verin ben birkaç tanesini özellikle zikretmek istiyorum. Abi hiç vaktimiz kalmadı. Yani hemen böyle bir iki tane söylesen yeterli bizim için. Öyle söyleyeyim o zaman. Yani çok anlamlı kaçmaz. Ana başlıklar halinde söyleyeyim. Şunu o zaman şöyle ben söyleyeyim. Bunlar gizemli olarak kalsın. Diğer bir programımızda İnşallah. Detaylarıyla bir şekilde girelim. Analizleriyle bir şekilde evet. girelim. Eyyubiye'yi ve hizmet etmeye talip olduğunuz kenti gerçekten tanımazsanız, gerçekten tarihi kadim kentinizin ne anlama geldiğini, medeniyetler tarihi içerisindeki ve şehirleşme alanındaki durumunu bilmezseniz, talip olduğunuz kente hizmet etme şansınız yok. Bugün Eyyubiye önü gecekondularla kapatılmış bir vaziyette, vahşi bir gecekondulaşma var, resmileştirilen gecekondulaşmalarımız var, %85'i gecekondu olan bir bölgeden bahsediyoruz. Bir türlü gerçekleştiremediğimiz ve bunları nasıl gerçekleştireceğimize dair projesi ve düşünceleri olan bir kardeşimiz olarak kentsel dönüşüm projelerimiz önümüzde duruyor. Ve önümüzde Şanlıurfa'da özellikle Eyyubiye'nin İşte doğu tarafında tarım alanlarıyla kısıtlanmış olan, güney tarafında sanayi alanlarıyla, mucur ocaklarıyla, efendime söyleyeyim sanayi tesisleriyle önü kapatılmış olan, batı kesiminde sarp emniyet arazilerle önü tıkanmış olan bir Eyyubiye'den bahsediyoruz. Bu Eyyubiye kolay bir Eyyubiye değil. Ancak bu Eyyubiye'yi vizyon sahibi, proje sahibi, proje üreten, hayali olan ve gerçekten karşılaştığı problemlere çözüm üretebilen, planla, projeyle yaklaşan insanlar gerekiyor ki, teknik insanlar, mühendis insanlar gerekiyor ki, toplumun tüm kesimlerinden, mühendisinden, projesinden, şehir plancısından, sivil toplum kuruluşundan ve yola çıktığı teşkilatındaki, ilçe teşkilatındaki, il teşkilatındaki arkadaşlarıyla beraber, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber Eyvallah. Yönetmeye iddiası olan insanlar ancak buna talip olabilirler. Evet. Bu duyguya... Temayül için ne söylemek istersiniz? Temayül için şunu söyleyeyim. 32 tane kardeşimiz, 32 tane aday adayı kardeşimiz Eyyubiye'de aday adayı. Hepsine ben buradan başarılar diliyorum. Evet. Bize oy verecek veya oy vermeyecek tüm kardeşlerimizi burada ben saygıyla selamlamak istiyorum. Elbette ki bize oy verirlerse seviniriz.
oy vermezse de hiç problem değil. Biz Eyyubiyeliyiz. Biz Eyyubiye Belediye Başkanı olsak da olmasak da Eyyubiye'ye, Şanlıurfa'ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu minvalde bizi misafir eden Eyyubiyelilerle, Şanlıurfalılarla bizleri buluşturan Güneydoğu TV ailesine ve şansınıza teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Eyyubiyeli kardeşlerimize en kalbi duygularla selamlarımı buradan arz etmek istiyorum. Herkese hayırlı geceler dilemek Eyvallah. İstiyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, gündem özel programının konuğu Eyyubiye Belediye Başkan adayımız Sayın Halef Karataş'tı. Sizlere projesini anlattı, bilgi ve birikimlerini anlattı. Aslında ben size şunu söyleyeyim. Her ilçeye bir tane Halef Karataş lazım diyorum. Birazdan tekrardan birlikte olacağız. Hayırlı akşamlar diliyorum.